Peki, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Şimdi güzel kardeşim, hatırlarsan birkaç mevzu önce şeyi yaptık. Nedir? Müsnedün leyhe 5 tabi, hani metbu diyorduk ya biz, metbu ve tabi. Yani tebe-i irab. Tebe-i irab. İşte bunlardan biri sıfat olması, sıfat gelmesi. Birisi tekit gelmesi. Okuduk bunları. Ondan sonra atf-ı beyan olması, bedel olması. Bunları hepsini anlattık yani. Müsnedün leyhe bunlar. Müsnedün leyh deyince hemen yine aklımıza getirelim. Fail, naib-i fail ve mübteda. Müsnedün leyh deyince bunlar akla gelmeli. Yani nahiv açısından, gramer açısından. Biz şimdi harf ile atfa geldik. Yani beşinciyi okuyoruz yani. Bismillahirrahmanirrahim. El atfu alel müsnedün ileyh. Acaba müsnedün ileyhe atıf niçin yapılır? Bunu anlatacak, bunun nüktelerini izah edecek. Ve emmel atfu, bak emmadan sonra hemen fe geliyor. Bu kalıba dikkat et yani. Bu unutulmaz bir kalıp. Yani atfu beyana, atfu beyanı gördük. Harfle atfa gelince fe şu maksatlar için, şu nükteler için yapılır. Bir, li tafsilil müsnedi ileyhi ma'a ihtisarin. Yani kısaltarak müsnedün leyh açılır, daha da tafsil edilir. Yani ne demek bu? Mesela ce'ani zeydün, zeyd geldi diyorsun. Burada müsnedün leyh zeyddir. Ve ce'ani amrun demen lazım. Ama kısaltmak için gerek görmüyorsun. Ve amrun diyorsun. Ve amrun dedin mi? Ve ce'eni amrun demektir yani o. Burada hem tafsil ediyorsun hem de kısaltmış oluyorsun yani. Anlatabildim mi? Anlaşılıyor zaten. Zeyd ve amr geldi demek. Yani ikisi de geldi kelimesi. Şimdi bir diğeri de yani evil musnet kezalike. Müsned de olabiliyor. Yani müsned de. Burada bir dakika. Ce'ni zeydun. Müsnedün leyhin tafsili. Burada da müsnedin durumu. Müsned ama. Ha şey yapıyorsun, tamam. Müsned de burada tekrarlanmış oluyor yani burada. Evet doğru. Evet nasıl? Müsned de aynı durumda. Ce'ni zeydun fe'amrun. Yani burada da kısaltmış oluyorsun. Ca'eni'yi tekrar getirmiş olmuyorsun yani. Orada müsnedün lehi biraz daha açıyorsun. Aynı yani. Değişen aynı bir şey yok. Anlatabildim mi? Ev sümme amrun. Yani o da ayrı bir şey biliyorsunuz. Yani üçü de müsnedin yani daha açılımını gösteriyor. Yani kimler geldi müsned derken gelişi kastediyoruz biz. Burada zeyd şeydir. Müsnedün lehtir yani. Amr müsnedün lehtir. Bu amr müsnedün lehtir. Hepsi bunlar. Ayrı ayrı özelliklerini anlatıyor. Yani bunlar biliyorsunuz farklı farklı harf-i atıflar bunlar. Birisi ce'eni zeydün fe amrun. Anlatabildim mi? Ondan sonra amir geldi. Ondan sonra burada da ha ora çok önemli, çok güzel. Burada müsnedün leh tafsil ediliyor. Nasıl tafsil ediliyor? Amre de bunun şumulü anlatılmış oluyor. Anlatabildim mi? Yani sadece zeyt değil, amrin de geldiği anlatılıyor. Yani burada müsnedinlik. Ama burada ise müsnedin tafsilatı var. Ne demek müsnedin tafsilatı? Ca'enin farklı tarzlarda geldiği anlatılıyor. Çünkü ca'eni zeydün, zeyt geldi, sonra amri geldi. Bak geliş burada tafsil ediliyor. Anladın mı? Ayrıntılı olarak anlatılıyor. Bak çok ince bir nükte bu. Yani zeyt geldi, sonra amr geldi. El sümme amrun. O biraz daha sonra amr geldi. Evet. Yani orada geliş tafsil ediliyor burada. Evet. Orada geliş tafsil edilmiyor. Çünkü vav biliyorsun ikisi birlikte. Manası aynı olabilir. Ha. Ama burada müsnet tafsil edildi. Müsnet dediği geliş yani. Burada daha sonra geldiği, biraz daha sonra geldiği. Ev ce'enil kavmu millet geldi hatta halidun. Halid bile geldi. Evet. O da yani anlatabildim mi? Yani burada müsnedin tafsili var yani. Yani müsnedin
hangi halleri olduğunu ayrı ayrı izah etmiş oluyor. Hı. Ben ilk etapta anlayamadım yani. Çok ince bir nükte bu. Hı. Evet. Veya bir diğer nükte, yani neden bu atfı, atıf mal harf oluyor? Ev raddi semi'i ile savabi. Dinleyiciyi yanlıştan doğruya göndermek için. Bunu hep kullanıyoruz. Nehu mesela ce'eni zeyim, zeyt geldi. Hah, yanlış söylüyorsun. La amrun, la amrun. Yani. Amr geldi yani. Bu la harfi atıf bir nevi onu düzeltiyor yani. Muhataba diyor ki yanlış söyledim, lütfen doğrusunu öğren. Mesela yani bu anladın değil mi meseleyi? Yani ce'eni amrun, zeydun, zeyt geldi. Yok yok, la, la la la, amrun. Evet. La da orada atıf harfi yani. Ev, bu da çok önemli. Aynı zamanda burada yani atıf harflerinin manasını da öğrenmiş oluyorsun. Yani nahi öğreniyorsun şu anda. Anladabildim mi? Ev, bu da belin manası. Çok enteresan. Sarfil hükmü ile ahiri. Ahira. Yani hükmün başka birine ait olduğunu anlatmak için. Mesela diyorsun, ce'eni zeydün, zeyt geldi. Yahu yanlış söyledim. Yok yok, belki amr geldi. Anladın mı? Belki demek yani zeyt değil, amr geldi. O bel. Ve mâ ce'eni amrun. Amr gelmedi. Bel ve bel. Anlatabildim mi? Zeytün, zeyt geldi diyorsun veya. Bu da tersi. Evet. Biri o, biri o. İki tane misal. Anladın mı bunu? Anladım da? Mi? Hükmü başka birine aktarmak için kullanılıyor yani. Bu da belin manası zaten bu. Evet. Anlatabildim mi? Mesela diyorsun ki ben seni sevmiyorum. Ölüm belki öldürmek istiyorum. Mesela bazen kullanıyor bu sokak eşkıyaları. Yani o da aynı mana. Türkçe'de belki İhtimal ki manasına kullanılıyor. Evet. Arapçada durum farklı. Anlatabildim mi? Yani bu hükmün diğer tarafa başka birine geçişi için kullanılıyor yani. Belin manası. Ev veya bu da çok önemli. Şekki şüpheleniyorsun onu ifade etmek için. Veya evi teşkiki lissami'i. Yani dinleyiciyi şüpheye düşürmek. Biliyorsun teşkik şekkike, yüşekkikü teşkiken. Yani şek normalde lazım fiil. Şekke şükkü, şüphelendi demek. Ama teşkik şüpheye düşürdü şekkike. Şimdi en güzel örneği de yine ev bu. Aynı zamanda dediğim gibi yani bütün atıf harflerinin manasını da öğretmiş oldu sana yani. Nehu cani zeydün evan. Valla geldi ama Zeyt veya Amr'den biri geldi bana yani. Ev işte veya işte veya. Yahut yani. Evet. Yeni bir bahse geldik. Hatırlarsan nahivde bir fasıl zamiri vardı. Evet. Damiri fasıl diyorlar ona. Ne demek mesela? En güzel örneği el-baki huvel-baki. Şimdi orada zaruri olarak hüve gelmiş. Çünkü hem müpteda hem haber ikisi birlikte marife olmaz. Karışır. Onun için ayırmak için gelmiş zaten. Zamir-i faslın özelliklerinden biri budur. Yani şimdi bu zamir-i fasl yani müsnedle müsnedün lehi ayırıyor. Yani araya giriyor manasını. Ayırıyor derken yani araya girmek mecburiyetinde. Bunun değişik sebepleri var. Nahiv sebepleri var. Belagat sebepleri var. Ona ayrı. Peki müsnedün lehin faslı hangi hikmetler ve maslahatlarla yapılır? Yani fasıl zamiri ne zaman gelir yani? Anlatabildim mi? Yani bu önemli. Müsnedün ileyh'ten sonra fasıl zamiri ne zaman gelir? Fasıl zamiri ne zaman gelir? Ve emma fasluhu yani müsnedün ileyh'in kendisinden sonra zamiri fasıl gelmesi yani anlata fasıl gelmesi bir tek önemli bir sebebi var. Feli tahsisihi bil müsnedi. Yani müsnedin sadece müsnedün aleyhe ait olduğunu ifade etmek için. El-baki. Baki olan huvel-baki. Sadece Allah'tır. Bu çok önemli. Yani. Anlatabildim mi? Yani neden o hüve gelmiş? Tahsis için. Yani müsned dediği biliyorsun haber burada. Evet. Müsned deyince aklına hemen şu gelecek. Ya haber, ya fiil,
Ya şibhi fiil, yani mastardır, ismi faildir, şudur budur, bunlar gelecek evet, yani. Evet, tamam. Bunları iyi ezberle. Demek ki müsnedin, müsnedün leyhe taksisi için. Yani bir taksisi, müsnedün leyhi taksis ediyorsun, bil müsnedi müsnede. Yani ne demek? Sadece o müsnedün ileyh o özelliğe sahiptir diyorsun. El baki, baki olan huvel baki, sadece Allah'tır. O hüve zamiri fasl. Anlaşıldı mı? Evet. Basit bu. Çok zor değil. Çok güzel nükteler ama. Çok büyük nükteler. The greatest is he who is the greatest. Evet. Aynen öyle. Evet. Ama ben başka dillerde o şeyi pek görmedim yani. Tam o kadar. Değil. Tam değil yani. Evet. Var yine de. Var var. What it is is. Anlatabildim mi? Yani öyle bir cümle okudum bugün Washington Post'ta. Yani bir makale okudum akşam. What it is is. Yani o nedir? Şudur yani diye iki iz yan yana gelmişti. Yani neyse. Yani önemli olan bizim Arapçada öğrenmemiz. Yani hikmetini görmemiz. Geldik önemli bir mevzuya. وَأَمَّا تَقْدِيمُهُ تَقْدِيمُ الْمُسْنَدُ لِهِ Müsned-ü Leyh'in önce gelmesi. Aslında bunu söylemeye gerek yok. Zaten asıl budur. Muhammedur Resulullah. Zeydun Katibun. Müsned-ü Leyh hep önde gelir. Ya, ama maksatları, hikmetleri de var. Bunu sayacak şimdi. Anlatabildim mi? Yani وَأَمَّا تَقْدِيمُهُ Failin veya naibi failin veya müptedanın başta gelmesi, çünkü sırf şey değil, fail de müsnedün leh ya, onun için yani. Özür dilerim. وَاَمَّا تَقْدِيمُهُ فَلِكَوْنِ ذِكْرِهِ اَهَمْ Yani onu zikretmek her şeyden önemli, haberden önemli. Çünkü esas hüküm ona veriliyor. Yani en önemli sebep bu. Yani müpteda olmasa haberin manası yok ki. Yani. Onun zikri çok önemli. Ama hikmetleri de var, nükteleri de var. Bir, imma li ennehu'l aslu, yani neden zikri önemli? Anladabildim mi? Onu açıklıyor şimdi. Zikri neden önemli? Ha. Birinci sebep, çünkü o asıl da Muhammedur Resulullah. Zeydun katibun. Ve la muktada lil uduli anhu, yani öne getirmeyi vazgeçilecek bir gerekçe de yok. Ve la muktada, gerekçe de yok. Muktadi de olabilir bu. Lil uduli anhu, yani takdiminden vazgeçilecek bir gerekçe de yok. Anladın değil mi? Yani o da yok. Dolayısıyla aslıdır, kalacak öyle. Muhammedur Resulullah. İşte Zeydun Katibun. Ama veya başka bir hikmeti var. Başka bir şey var. Ve imma yahut imma da biliyorsun atıf harflerinden. Liyetemekkenel haberu haber yerleşsin diye. Önce getiriyorsun ki müptedayı veya faili veya naibi faili, yani müsnedün ileyhi, fi zihnis sami'i, dinleyicinin zihninde iyice yerleşsin diye. Niçin? لِأَنَّ فِي الْمُبْتَدَيْ تَشْوِقًا اِلَيْهِ Çünkü müptedada haberi duymak için çok güzel bir teşvik var. Anlatabildim mi? O, bekliyorsun ki haber gelsin. Ne diyecek acaba? Bunu biliyorsun, sunucular çok yapıyor. Şimdi gelelim. Ki birinci kimmiş? Birinci uzatıyor. Yani herkeste bir teşvik var o biri orada, anladın mı? Önce getirmede. Ha, bu işte. كَقَوْلِهِ مِنَ الْخَفِفِ Anlıyorsun ne demek istediğimi. وَالَّذِي حَارَتِ الْبَرِيَّةُ ف۪يهِ Bütün alemin, beriye burada yer küresi, yani kara. Yani hulasa bütün insanlığın hayrete düştüğü şey neymiş acaba? وَالَّذِي مُبْتَدَى حَارَتِ الْبَرِيَّةُ ف۪يهِ de sıla cümlesi biliyorsun. Haret fiil, elberiyyetü faili, fihideki ha, biliyorsun elleziye dönen ait zamiri. Yani bütün herkesin, yani ins ve cinnin, bütün alemin hayrete düştüğü şey neymiş şimdi, ben de çok merak ettim. Ha, hayvanun mustahdesun min cemadin. Cansız topraktan, varlıklardan yaratılan hayvan. Bu da cismen haşya anlatıyor yani. Nasıl hayret etmeyeceksin bundan?
hayvanun canlı bir varlık, müstehdesün yaratılmış, yani sonradan yaratılmış, min cemadin cansız şeylerden yaratılmış hayvan. Bu haber biliyorsun. Hmm. Müstehdesün onun şeyi, sıfatı. sıfatı. Min cemadin de car mecrur mütallik müstehdese. Hmm. Neden? İsim fail çünkü. İsim mef'ul. Hmm. İsim mef'ul şey bir fiildir. Fail gibi biliyorsun car mecrur alır. Aynen. Bunlar hep kalıp. Anladın değil mi? Hmm. Bunlar önemli. Demek ki birinci, ikinci bir nükte dinleyicinin zihninde habere, haberin iyice yerleşmesi için. Yani böyle teşvik var çünkü. Bekliyor. Şimdi şeyimizin birincisi ondan sonra anlatabildim mi? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Anladın mı burasını? Ve imma veya li tacilil meserreti, ya sevinci erken vermek, tamam mı? Yani dinleyici bir an önce sevince ulaşıyor. Evil mesaeti veya kötü haberi erken vermek. Sevinci erken vermek littefaülü, uğur için. Tamam mı? Yani uğurlu, yani müjde veriyor yani. Evit tatayyuri veya uğursuzluk. Anlatabildim mi? Tatayyur, uğursuzluk. Tefaül, uğur. Şimdi mesela askerden oğlu Sadi bekliyor. Hemen nahu diyorsun ki anneye veya babaya. Sadın, Saat. Ne oldu Saat diyor. Fidarike evde. Hmm. Evinde. Hmm. Anladın mı? O yani bir müjdeli haber veriyor. Tefaül bu. Anladın değil mi? Bir de vessefahu, yani kan akıtan cellat, fidari sadiki ki arkadaşın evinde. Bu da uğursuz haberi vermek için. Anlatabildim mi? Vessefah. Vessefah. Seffak yani kan akıtan demek. Adam öldüren. Veyahut da ve imma yahut li ihami, yani dinleyiciye, muhataba vehmettirmek için, yani hissettirmek için. Ennehu yani bura önemli, yani müsnedün li la yezulu anil hatır. Yani hiç hatırından çıkmıyor. Hı-hı. Abdullah, vay sevdiğim delikanlı. Hı-hı. Söylemekle, yani o önce zikretmekle onu hatırından çıkmadığını anlatıyorsun. Veya ennehu la yusteleddu illa bihi. Ancak onunla lezzet alıyor. Sevgilim, Leyla'm veya işte Esra'm neyse. Anlatabildim mi? Yani bu. Ve imma veyahut da bu zikredilenler li nahvi zalike. Benzeri kalıplar için. Anlatabildim mi? Yani benzeri maksatlar. Ne demek benzeri maksatlar? Aşağıda çok izah etmiş. Yani Muhammedur Resulullah. Tazim için zikrediyorsun. Bak. Veya hakaret için zikrediyorsun. Veya başka. Mesela burada bak benimkini vermiş. İzhar-ı tazim aşağıda. Muhammedur Resulullah. Anlatabildim mi? Veya tahkir için. Mesela hadis-i şerif. Dünya la tüsavi indallah cenaha ba'udatin. Dünya Allah katında bir sivrisineğin kanadına bile denk gelmez. Anladabildim mi? Bu da tahkir için. Güzel misaller bunlar. Bu Muhammedur Resulullah. Anlatabildim mi? Ha. Vellezine bu da yine tazim. Yani çünkü başa getiriyor. Onunla birlikte olanlar. Haberi çok tatlı. Eşiddâvu alel küffâr. Yani bu başa getirmesi yine onlara da tazim. Biliyorsun sahabeleri kastediyor. Yani hulasa bu tazim, bu da tahkir için. Dünya, la tüsavi indallah, bu haber biliyorsun. Dünya mübteda, la tüsavi, bütün cümle olarak haber cümlesi. Mahallen merfu. Şimdi hocam, Muhammeden Resulullah, vellezine ve... Vellezine mübteda. Hu, and hu. Yok. Tabii. And who are like that, as that... Who are with him? Yani o yani. Who are with him? Tabii. Nasıldır? Kafirlere karşı şiddetliler, aralarında merhametliler. Haberdir bu. Ama öne gelmesi yine tazim için yani. Yani o kadar tatlı bir nükte ki bu. Yani Muhammedur Resulullah. Bu tamamen tazim için öne alınıyor yani. Zaten mübteda işte yani hep genellikle öne alınır da. Ama bunlar daha ziyade failde, naib failde de söz konusu yani. Mesela Muhammedun kadca. Muhammed geldi diyorsun. Bak burada fiilden önce geliyor Muhammed. Yani hulasa
Müthiş. Evet.